güzel şeyler anlattı. Maalesef ben üniversiteden mezun olduğumda böyle bir bilgiye sahip değildim. Dediler ki bana git bankacı ol. Ben de gittim bankacı oldum. Bankada muhasebe işini yaparken buldum kendimi. Sabahtan akşama kadar muhasebe yapıyorum. O kadar sıkıcı bir iş ki arkadaşlar. Artık yani bırakacağım gideceğim ama para da kazanmam lazım. Devam ediyorum. Sonra ufak bir farklı bir iş yapayım dedim. Bir analiz yapayım ve bunu yöneticilerime göndereyim. Yöneticilerim bunu aldılar ve beni istediğim hazine bölümüne çıkarttılar. Yani bir çaba gösterdim, başka bir şey öğrendim ve farklı bir yere gelebildim. Şimdi biraz bunların hikayesinden de bahsedeceğim ve ilerleyen değişen dünyamızda neler yapmamız gerektiğinden de biraz bilgi vereceğim. Aşağıya basınca gidiyor. Şimdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi kurarken silah arkadaşlarıyla beraber nasıl başarılı olacağımı düşünmem diye bir şey söylüyor. Yani başarıyı düşünmüyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ne istiyor? Diyor ki ben bir işte nasıl başarılı olacağını düşünmem. O işe neler engel olur diye düşünürüm. Engelleri kaldırdım mı iş kendi kendine yürür diyor. Gerçekten başarının sırrı bu kadarcık basit. Yani sizin gitmek istediğiniz yer var. Bunun önündeki engelleri kaldırdığınızda başarı kendiliğinden geliyor. Bu filmi seyreden var mı aranızda? Süper ya, çok güzel. Bu film Amerika'nın uzaya insan göndermesinin hikayesi. Rusya 1961'de uzaya insan gönderdi. Amerika geri kaldı. Bunu yakalaması gerekiyordu. Bu üç kadının hikayesi gerçek bir hikaye arkadaşlar ve bu üç kadın Amerika'nın uzaya insan göndermesinde büyük bir katkısı oldu. Bunlardan Catherine vardı. Catherine akıldan her şeyi hesaplayabiliyordu. Mesela bomba sanatlı bir sayıyı çarpıp bölebiliyordu. Bu da işte uzay ülkenin görünmesini hesaplamada çok işine yarayacak bir özellikti. Ama şöyle bir hikaye vardı arkadaşlar. 1961'in Amerika dünyasında maalesef zenciler 8. sınıf insanlar. Aynı tuvaletleri kullanamıyorlardı beyazlardan. Aynı kapları kaplardan kahve içemiyorlardı. 2. sınıf insanlardı. Otobüsün en arkasında bulunuyorlardı. Hatta otobüsleri bile farklıydı zaman zaman. Bu zorluk içinde Catherine'de bu çalışmalara başladı. Sonra baktılar IBM'in getirdiği bilgisayar yanılıyor. Ama Catherine gibi bir zeka burada bütün yörüngeyi kafadan hesaplayıp, elle hesaplayıp aracı uzaya gönderecek hesaplamayı yapabiliyor. Şimdi bilgi sahibiyseniz, 8. sınıf insan da olsanız sizi mutlaka işin içine dahil ederler arkadaşlar. O yüzden bilgi çok önemli. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Ama ben bu hikayede başka bir kişiyi daha fazla önemsedim. Bu da Dorota karakteri. Dorothy işte bu Catherine'de bulunduğu bölümde çalışıyor. Beraberce hesaplamalar yapıyorlar. Hatta bunları computer diyorlar. Computer bölümü. İnsanlara computer deniyor. Hesaplamalar yapıyorlar. Bütün işte yörüngeyi hesaplıyorlar. Gideceği yönü hesaplıyorlar. Açıyı hesaplıyorlar. Bunların hepsini manuel olarak yapıyorlar. Bu da işte Dorothy bu bölümde öne çıkan bir karakter. Her şeyi organize ediyor. Her şeyi koordine ediyor, her şeyi yönetiyor ama ona yönetecek vasfı vermiyorlar. Neden? Çünkü zenci. Dorothy yılmıyor ama bir gün NASA'ya bu işte yörüngeyi hesaplayamadılar ya bir tane bilgisayar alınıyor. Şu bilgisayar biraz önce Özgür Bey'in bahsettiği o 50 bin dolara satılan bilgisayar aslında. Dorothy bakıyor bilgisayar geldi, yarın da ben işsiz kalacağım çünkü bilgisayarlar artık benim işimi yapmaya başlayacak. O yüzden ben kendimi geliştirmeliyim diyor. IBM bilgisayarı kuruyor ama çalıştırmayı başaramıyor. Dorothy gidiyor, bunu gördü ya işte gelecekte bilgisayarlar kendi yerini alacak. Kütüphaneden bir tane kitap alıyor bilgisayarla ilgili. Bilgisayar nasıl çalıştırılır diye bunu oturuyor evde çalışıyor. Sonra ekip olarak gücüne inanıyor, ekip olmanın başarısına inanıyor. Gidiyor arkadaşlarına da bu bilgileri veriyor. Arkadaşlarına da eğitiyor. Sonrasında bir gün Dorothy giriyor içeriye ve bilgisayarı çalıştırıyor. IBM yetkilileri o kadar engineer işte bu işi yapamamışken Dorothy yapıyor. Sonrasında da Dorothy'yi ister istemez
bilgisayar bölümünün başına geçiriyorlar. Öğretim diyor ki ben tek başıma geçmem, arkadaşlarımı da eğittim, hazır, beraber geçeriz. Onu da kabul ediyorlar. 1961 dünyasında 8. sınıf olan zenciler bilgisayar bölümünü yönetir hale geliyor NASA'da. Bu gerçek bir hikaye. Şimdi biz de aslında değişen bir dünyadayız. Dorothy gibi, Dorothy'nin dünyasına bilgisayar giriyor ve işsiz kalma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Kendisini eğitiyor ve ona hazırlıyor. Biz de değişen bir dünyadayız ve biraz bundan bahsetmek istiyorum. Şu anda uzay teknolojisi konuşuluyor. Şu anda Endüstri 4.0 konuşuluyor, robotlaşma konuşuluyor. Sanal gerçeklik en önemli gündemi Facebook. Ve dijitalleşme tabii en önemli gündemlerin başında geliyor. Şimdi Elon Musk diye birisi var, bilen var mı aranızda? Tesla'nın kurucusu, daha çok kişi biliyor bu filmden, harika. Elon Musk mesela uzaya gitmeyi istiyor değil mi? Ve bunun üzerine çalışmalar yapıyor. Uzaya gitmek gibi, yani herhangi bir araçla böyle uçuş, uçak uçağa biner gibi uzaya girmek, gitmekten bahsediyoruz. Bir yolculuktan bahsediyoruz. Bunun üzerine çalışıyor ve bu çalışmaları aslında farklı şeylere de gidiyor. Şimdi bir video seyredelim bununla ilgili olarak. Elon Musk 30 dakikanın altında 8 saatte normalde dünyadaki en hızlı aracın 8 saatte gidebildiği yere 30 dakikanın altında gitmek için bir araç üretiyor. Gidiyorsunuz bir yerde denizin kıyısında bir araca biniyorsunuz gemiye. Gemi sizi işte füze midir, uzay aracı mıdır ona ulaştırıyor. Uzay aracına biniyorsunuz, uzay aracı hareket ediyor. 8 saatte gidebileceğiniz Singapur'a, 8 saatte gidebileceğiniz Tokyo'ya 30 dakikada gidebiliyorsunuz. Şimdi bu hayal etmekle alakalı bir şey. Yani Elon Musk bunları hayal edebiliyor ve bunlar için çalışma yapıyor. Bunları başaracağına inanıyor. Önündeki engelleri de birer birer kaldırıyor. Başka ne var gündemde? Makine öğrenimi. Şimdi Facebook üzerinden veya sosyal medyadaki hesaplarınız üzerinden sizin yüzünüzü, fotoğrafını çekip tanıyan, biraz önce Özgür Bey'in bahsettiğinin bir çıt ilerisi yazılımlar yapılmaya başlandı. Artık mesela birisini beğendiğiniz resmini çekiyorsunuz, bu programı yüklüyorsunuz, onun bütün sosyal medyasında Ahmet Serkan Koç 45 yaşında işte şundan hoşlanır, bundan hoşlanır diye size döküyor. Böyle yazılımlar yapılmaya başlandı. Bunun yanında sizinle konuşan artık eskiden call center elemanları varken artık robotlar var. Siz karşınızda bir insanla görüştüğünüzü sanıyorsunuz ama robotlarla görüşüyorsunuz. Ve en önemli şey aslında bu büyük veri analitiğinin de önemsediği şey arkadaşlar, sizin gelecekte ne istediğinizi tahmin etmeye çalışıyoruz. Mark Zuckerberg'ü herkes tanır herhalde. Mark Zuckerberg'ün bugünlerde ilgilendiği en önemli şey VR. Yani Virtual Reality, sanal gerçeklik. Artık arkadaşlarıyla kağıt oyununu bu Virtual Reality ortamında oynuyor. İşte burası Facebook'un ofisi. Facebook'un ofisinde kağıt oynayabiliyor insanlar. Orada hissediyorlar, mimiklerini görebiliyorlar. Bunların videoları var, ne olur seyredin. Bunun yanında fabrikalar değişiyor arkadaşlar. Artık fabrikalarda işçi denen bir şey kalmayacağı söyleniyor. 2030'da %40 iş gücünü robotlar tarafından yürütüleceği söyleniyor. Şimdi siz bunları bilerek geleceğinize bakmanız lazım. Bir fabrikada çalışan bir kişi olamazsınız. Bir işte markette çalışan bir kişi olamazsınız. Bunu da burada görebileceksiniz. Bu Amazon'un bir mağazası. Ve Amazon'un mağazasında insanlar alışverişlerini herhangi bir kasiyer görmeden yapıyorlar. Sadece telefonlarını okutuyorlar. İçeriye giriyorlar, istedikleri ürünü alıyorlar. İstedikleri ürün alındığında kendi hesaplarına bakiye olarak, eksi bakiye olarak yansıtılıyor. Evet.
products were. Bunları duydunuz mu? Sensor fusion, deep learning kaygıyı bulma gibi şeyleri. Kasiyer neden iş de yok. Şimdi ben arkadaşlarımızla sıklıkla sohbet ediyorum. Ne olmak istiyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz diye sorduğumda bana verdikleri cevap şu arkadaşlar. Ben işte kafe açacağım. Kafe diye bir şey yok arkadaşlar gelecekte. Zaten siz kahvenizi gideceksiniz bir makineden alacaksınız. Şu anda Amerika'da arkadaşım geçen gün Instagram'a bir şey yüklemiş. Siparişinizi makineden veriyorsunuz. Sizin istediğiniz sipariş kutulara düşüyor. Orada alıyorsunuz ve devam ediyorsunuz. İnsan denen bir şey yok. Böyle bir kafe açmak istiyorsanız açamazsınız çünkü bunu üretenler açacaklar. Siz artık böyle bir şey için maalesef yer kalmayacak. Şimdi gelecek trendlerinden bir tanesi de online alışveriş. Online alışverişler artık toplam alışverişlerin içinde %10 paya kadar ulaştı Amerika'da. Türkiye'de %2,5'larda ama bu hızla gelişiyor arkadaşlar. O yüzden bir alışveriş merkezinde mağaza açmayı da aslında düşünmememiz gerekiyor. Amerika'da Macy's var. Macy's toplam Amerika'daki en büyük alışveriş merkezlerinden biri. Toplam 68 tane mağazasını kapattı 2017'de. 10 bin kişiyi işten çıkarttı. Neden? Çünkü online'dan alışveriş merkezlerine yaptığı satışı yapabiliyor. Maliyetleri de üstelik çok daha aşağıda. Big Data, Özgür Bey bahsetti. Çok fazla içine girmek istemiyorum. Ama Internet of Things dediği, makinelerin birbiriyle konuşması konusu da şu anda çok gündemde olan bir şey. Artık o Internet of Everything'de dönüştürüldü. Şimdi Facebook'un birinci amacı diye açıkladığı şey arkadaşlar, herkesi internet sahibi yapmak. Çünkü herkes internet sahibi olursa ürünlerini çok güzel bir şekilde satabilir. Herkes internet sahibi olursa Facebook hesabı olur. Ben onun insanların eğilimlerini Facebook çok güzel bilir. Nelerden hoşlandığını, neye ihtiyacı olduğunu çok güzel bilir ve onlara göre de onlara reklam yapar. İstediklerini de gerekiyorsa kapısına ulaştırır. Şimdi Amerika'da Amazon Echo diye bir şey var. Amazon Echo. Soru sorduğunuzda cevap veren, internete bağladığınızda bütün elektronik araçlarınızı kontrol edebildiğiniz, internetten sipariş verebildiğiniz bir araç. Şimdi onun videosunu seyredeceğim. Alexa, lights off. Okay. Alexa?
sleep times. Eğer biz bu teknolojilere hazır olamazsak maalesef böyle uyuyun uyuyun diye devam ederler bize. Şimdi ne dedik? Atatürk dedik. Önündeki engelleri kaldırarak hedeflerine ulaştı, başarıya ulaştı. Daha sonra Dorothy'nin hikayesini dinledik. Dorothy dedi ki, bilgisayar çağı geliyor, benim bilgisayar öğrenmem lazım. Kimse de bilmiyor, süper bir fırsat. Hemen bilgisayar öğrendi ve yönetici yapmadıkları halde çok üst düzey bir seviyede bir işe gelebildi. Benim geçmişim tamamen bunlarla dolu. İşte dijitalleşmek çok gündemde olduğu için TEDxYouth'taki call center işini, telesatış işini bırakıp online olan bir işe adım attım ve biraz da geri adım atarak yaptım bunu. Şu anda çok fazla şey öğreniyorum ve 10 yılımı belki de garantiledim iş anlamında. Sizin de yapmanız gereken şey bu aslında. Gelecek trendleri takip edip bunlara hazırlanmak. Çok teşekkür ediyorum burada ağırladığınız için.